Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şule Erem. Beni uzun zamandan beri takip edenler bilir ama tekrardan kendimi tanıtmak istedim. Bugün tamamıyla tatil hazırlığı yapacağız sizlerle beraber. Başlıktan da gördüğünüz gibi tatile gidiyoruz. Nihayet yani aslında bu yıl çok gitmeyi planlamıyorduk ama böyle artık tak etti canımıza. Hadi gidelim olduk yani. Şimdi sizle beraber ben valizimi hazırlayacağım. Ama valiz derken öyle kombin falan değil. Cilt bakım, saç bakım, hangi ürünleri götürüyorum onları hazırlayacağız beraber. Belki bir iki kıyafet de söylerim. Çünkü tamamıyla böyle kapsül bir bagaj hazırlamak istiyorum açıkçası. Böyle çok ürün götürmeyeceğim. Çünkü gezmeli bir tatil olmayacak. Tamamıyla beach'te dinlenmelik bir tatil olacağı için az eşya götürmeyi planlıyorum. Haydi gelin şimdi ilk önce cilt bakım ürünlerinden başlayalım. Şimdi ilk önce cilt bakım ürünlerinden başlamak istiyorum. Sonra saç ve makyaj yaparız arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir tane çantam var benim. Ben bunu hep bütün tatillerimde bunu kullanıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu boşalttım. Önce güneş koruyucularımı koymam lazım. En önemlileri onlar, çünkü güneş koruyucusuz asla. Öncelikle bir tane şu geçen seneden kalmıştı. Bunu bitiririm diye düşünüyorum. İşin şey tarafı, bu tarz şeyler de 6 ay 1 yıl içinde bitirmek gerekiyor. Ama ben yedekledim zaten. Bunu alırım, bir daha da getirmem. Bu Clinis'in çok güzel bir güneş koruyucusu. Bunu bir çantamıza atalım. Bir de Avene'nin bu hassas bölgeler için olan, bunu zaten aslında normalde hep çantama koyacağım. Çünkü ben bunu 2 saatte bir falan, böyle 1 saatte bir falan yeniliyorum. Bunu kullanacağım. Şimdi bunun dışında kullanacağım diğer yüz için olan güneş koruyucularıma geliyorum. Şu kozmetinkini götürmek istiyorum. Ama öteki nerede ya? Ötekini bulamıyorum. Tamam, buldum arkadaşlar. İki tane kozmetin güneş koruyucusunu götüreceğim. Bunun bir tanesi mineral filtreli. Yani bir tanesi de bu Madakassosite olduğu için içerisinde bu mineral filtrenin biraz iyileştirici özelliği var. Yani herhangi bir yanık durumunda da güzel olabilir. Ama zaten yanmaz da yani. Yeteri kadar güneş koruyucusu alacağız. Anti dark özellikle olanı da alıyorum. Lekelerimiz olmasın. Çünkü böyle serum gibi ürünler götürmeyeceğim arkadaşlar. Bu ikisini alıyorum. Bir de her ihtimale karşı Scoplast Boom 5'i alacağım arkadaşlar. Bu inşallah görünüyordu. Bu bence her evde, odak alamam. Bu her evde bulunması gereken bir ürün. Aslında yaralara bile, yanıklara bile inanılmaz iyi geliyor arkadaşlar. O yüzden bu ürünü elinizin altında bulundurmaya özen gösterin. Bunu da alıyorum. Yani cilt bakım için yani yüze sürebileceklerim bunlar. Şimdi diğer ürünlere geçiyorum. Ben genellikle arkadaşlar böyle ilk gün korumalı, yani yüksek korumayla güneşi hazırlıyorum kendime. Ondan sonra bronzlaşmak istiyorsam bronzer kullanıyorum. Ama yüzümü asla kullanmıyorum bu arada. Bilginiz olsun. Bir tane şu Be Bakım bronzerını aldım. Yani güneş bakım sütü. Hem de kakao özlü olduğu için yakıyor yani. Bacaklarımı özellikle kullanmak istiyorum çünkü. Bir tane de şu Solite'in 30 faktörlü koruyucusunu aldım sprey modunda. Bunlar tamamen güneş koruyucu içerikli arkadaşlar. O yüzden güneşten kendimizi korumamız için bol bol güneş koruyucu cilt bakımı ürünü alıyorum arkadaşlar. Çok affedersiniz, onu unuttum. Bir tek şey alacağım. Temizleme ürünü, yani cildimi temizleme hem de makyajdan temizleme. O üründe Clean Co veya da Soulfly olacak. Onu en son göstereceğim, o içeride çünkü. Bir de onu alacağım arkadaşlar. Onun dışında cilt bakımı ürünü, işte serumlu falan filan, onların hiçbirini almıyorum. Çünkü neden? Yani tatildesin yani, yapamıyorsun yani. Yani öyle bir şey olmuyor açıkçası. Şimdi zaten gitmeden önce böyle güzel bir nemlendirici bir maske yaparım. Öyle onunla kurtarırım işi diyorum. Evet, şimdi saça geçiyoruz arkadaşlar. Bu özellikle arkadaşlar Tangle Teaser özellikle denizden çıktıktan sonra bayağı güzel bir şekilde saçları açıyor. Bunun dışında bir tane şu The Body Shop'ın yağından alacağım. Yani bu da çok güzel. Yani serum aslında. Üzüm özlü serumu. Bunu
Yani aslında kuruyken kullanınca daha güzel ama bu ürünümden de az kaldı. Ben deniz kenarında da kullanırım diye düşünüyorum. Bir tane daha ürün göstereceğim. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Güneş ve deniz saçı çok kurutuyor ve neme ihtiyaç duyuyor saç. Benim de saçım kuruduğu zaman fırça gibi oluyor yani. O yüzden onu yaşatmak istemiyorum saçıma. Onu yaşatmak istemediğimde bol bol yağlandırmaya çalışıyorum açıkçası. Bir tane daha ürün alacağım. O da Kerastin'in. Yine bu ürünü. Ama bunu açıkçası bir şişeye dökeceğim. Bu da bol bol yağlandırmak, nemlendirmek için. Yine daha çok deniz kenarında kullanmak için alacağım. Çünkü ben yani şunu almak istiyorum yanıma. Normal duş sonrası Morocco'nun yağı. Ya, bu da inanılmaz bir yağ. Yani bu benim herhalde hayatım boyunca asla vazgeçemeyeceğim bir yağ arkadaşlar. Bunu da alacağım yanıma. Şişe çok küçük. Ama işlevi inanılmaz büyük. Fiyat da gerçekten pahalı ama değiyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bunun dışında arkadaşlar şu Urban Style Guide diye bir ürünü var. Islak saç izlenimi veriyor. İnanılmaz güzel saçı topladığınız zaman muazzam bir etki yaratıyor. Ama bu sabitlemeye çok fazla yaramıyor. Onu söyleyeyim. Yani yine bir spreyle iyice sabitlemeniz gerekebiliyor arkadaşlar. Ama ıslak görünüm vermesi inanılmaz hoşuma gidiyor. Bir de bunu alacağım yanıma. Tabii ki de bunun dışında şu fırça var arkadaşlar. Topuz yaparken kullanıyorum. Bunu da yanıma alıyorum. Onun dışında tabii ki de normal büyük çaplı aralıklı olan bir tarak. Benim saçım kıvırcık olduğu için bazen ihtiyaç duyabiliyorum bu tarz tarağa. Bunu da yanıma alacağım. Bir tane de sprey almam gerekiyor. Yalnız bu spreyim çok büyük. Bunu yanıma almayacağım. Bunu yeni aldım. Bir tane bitmek üzere olan taftım var. Onu alacağım. Bunu da bitiririz. Getirmeyiz bir daha. Bir de bu olmayacak arkadaşlar. Aslında şunu yanıma alabilirim. Hazır küçük. Bu bana eşantiyon olarak gelmişti. Kozmetin cilt temizleme ürünü. Bunu orada kullanayım diyorum. Büyük şişeyi almayayım hiç gerek yok. Bu da küçük zaten. Bunu alırız arkadaşlar. Onun dışında veya bunu almayayım. Ben bunu hediye etmek istiyordum ya birisine. Ben ona hediye etmek istiyordum. Bunu almayayım. Bunu takipçilere hediye ediyorum. Ben Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sık sık hediye veriyorum böyle. Bana gelen eşantiyonlar oluyor. İşte paketler oluyor. O paketlerle hediye ediyorum takipçilerime. Ara ara böyle bir anda Instagram'da isimlerini görebiliyorlar ve küçük hediyeler gönderiyorum kendilerine. Bunu almayacağım. Normal içeride bulunan ürünü alacağım. Okey. Şimdi onun dışında şimdi arkadaşlar ben şöyle ürünlerim var. Bunların içine işte makeup remover, işte efendim şampuan falan dolduracağım. Bunları da doldurduktan sonra size ne aldığımı dair gösteririm. Şöyle çok tatlı şişeler. Bunları ben Yumiso'dan almıştım. Çok kullanışlı oluyorlar. Bence seyahat için mükemmeller yani. Bir de bunları dolduracağız. İşte şampuandı, saç kremiydi. İşte ondan sonracığıma belki bir vücut yağı koyarız. Öyle bir durum olabilir. Şimdi saç içinde işte cilt bakımı için aldığım ürünler bunlar. Makyaja geçiyoruz arkadaşlar. Makyaj için inanılmaz az ürünler alacağım. Onu söyleyeyim. Yani doldurmayacağım. Çünkü gerçekten ben yaz aylarında çok makyaj yap. Yani yaz aylarında da tatilde çok makyaj yapmıyorum. Ağır bir makyaj yapmıyorum yani. O yüzden az ve öz ürünler alacağım. Ne yapacağım işte? Waterproof Maybelline kirpik kıvırıcım, Skin Food concealer'ım. Beauty Blender'ımı da alacağım. Çünkü Skin Food'u güzel yediriyorum onunla. Bir tane şimdi alacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ha, bir tane her ihtimale karşı şu Wet n Wild'ın nemlendiricili böyle bir krem gibi bir şey var. Onu alacağım. Kiko'nun bu konturunu alacağım. Golden Rose'un şu yağını alacağım arkadaşlar. Bir tane de şu pastelin renkli hatta şöyle bayağı bir pembe kırmızılı aldı. Ve bir tane de şeftali alacağım arkadaşlar. Alacağım ürünler tamamen bunlar. Şimdi bir tane hani böyle şey falan almayacağım yani. Hani far falan almayacağım arkadaşlar.
Hiç gerek yok ya gerçekten. Yani tatil beldelerinde zaten yanıyorsunuz. Hafif bir bronzluk olduğu için alma ihtiyacı olmuyor. Sadece şimdi bir de fırça alacağım. Bir tane şu fırçayı alayım diyorum. Süngerim zaten yanımda. Bir tane de şu fırçam var. Bunu da alayım yanıma diyorum. Onu değil, bir tane şu fırçadan alayım bronzer dağıtmak için. Şimdi tabii ki de bir de ruj alacağım. Bir tane şöyle turuncu kalem, Kiko'nun. Bundan alayım istiyorum. Bir tane de Newton'da bir şey alacağım arkadaşlar. Şey yapmayacağım. Klasik. Aa pardon. Şunu da alacağım ama. Concealer'ım. Bunu yeni aldım. Concealer'ı da alayım yanıma. Onu aldım. Ha bir tane şu Smashbox'ım var. Hem allık olarak kullanıyorum hem de ruj olarak kullanıyorum. Bunu ben genelde çantamda tutuyorum zaten. Bir tane şu turuncu şey kullanalım. Kırmızı alsam onu düşünüyorum. Ha bir tane de şunu aldım. Yeter. Kafi bana zaten. Kiko'nun yine şöyle şu renkte bir ürünü. Bitti gitti bu kadar. Alacağım şeyler. Başka da bir şey almayacağım arkadaşlar. Diyeceksin ki dünyaya al. Dünyaya almadım yani. Az ürün aldım aslında. Sadece şunu alsam mı diyeyim? Yok gerek yok. Hiç gerek yok. Şimdi elimde aslında ışıltılı bronzerlar falan var. Ama ben onlardan almayacağım. Çünkü o ürünler arkadaşlar ne olursa olsun hep böyle işte bir yerimize değiyor, dağılıyor falan. Sinir oluyorum ben. Yani kıyafetime falan gelsin istemiyorum. Ha bir tane kaş sabitleyici alacağım. Ya aslında elimdeki kaş sabitleyici çok da güzel değil. Ama onu alayım. Gerekirse orada bitiririm yani. Çok da mühim değil. Şu pastelin renkli kaş sabitleyici değil de yani işte maskarası, kaş maskarası. Normalde ben şunu kullanıyorum. Jouve'yi kullanıyorum. Ama bu çok ağır. Gerek yok yani. Bu arada aslında araçla gideceğimiz için hani her şeyde alabilirim ya. Yani. Öyle bir sıkıntım da yok. Ama işte almak çok istemiyorum. Yalnız cımbız alabilirim yanıma. Evet cımbız da alacağım. Şu cımbızı. Çünkü cımbız yeter şey gerekli olabiliyor açıkçası. Ay böyle işte aldıkça alası geliyor insanın. Ama bunu almayacağım ya. Maybelline'in bir tane ruj var onu da çok beğeniyorum. Almayacağım. Şimdi arkadaşlar cilt, makyaj ve saç bakım ürünlerim bunlar. Klasik kıyafetlerle ilgili size alacağım şeyleri de şöyle bir baştan söyleyeyim. Şöyle tank dedikleri işte bir askılı iki tane şey alırım. Bir tane böyle güzel bir bluz almayı düşünüyorum. Bir tane denim şort alacağım. Bir tane de normal denim değil de hani böyle kumaş tarzı olabilir, müslin tarzı olabilir. Öyle bir şort almak istiyorum. İki tane de elbise alacağım arkadaşlar. Bir tane şey yaparım. Kazak tarzı, sweatshirt tarzı bir şey alırım diye düşünüyorum. Hani her ihtimale karşı. İzmir'e gidiyoruz. İzmir'in akşamları soğuk olabiliyor. Bir tane de uzun beyaz bir pantolon almayı düşünüyorum. İnanın uzun kot falan almayacağım yanıma. Hiç istemiyorum o tarz şeyler almak. Belki de bir tane müslin gibi rahat giyilebilecek bir tane daha pantolon alırım. O da her ihtimale karşı. O kadar. Alacağım şeyler, kıyafetler bu kadar. Terlik götüreceğim. Converse götüreceğim. Kıyafetlerim bu şekilde. Yani tamamen kapsül dolap uygulamasını valizime taşıyacağım. Benim alacağım ürünler bunlar da. Sizin için de belki bir fikir olur diye düşünüyorum. Gerçi geç olan bir tatil bilgilendirmesi oldu. Ama ne yapalım? Ekonomi şartları bizi ancak Eylül'de tatile çıkartabildi. Yapacak bir şeyimiz yok. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atıp bir de şu çana basarsanız beni desteklerseniz çok sevinirim. YouTube'da çünkü Instagram gibi büyümek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.